Herkese merhaba arkadaşlar. 26 Ocak Salı Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 7 tane arkadaşlar koşunun olduğu bir program var. Adana'nın altılısı da ikinci koşuyla beraber saat 3'te arkadaşlar başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsetmeye çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz arkadaşlar ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı gündüz koşacak ki akşam programında arkadaşlar Kocaeli var. Ben yine Kocaeli yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında arkadaşlar Adana koşacak. Akşam programında da Kocaeli olacak. Adana programı da İkinci koşu ile beraber saat 3'te arkadaşlar başlamış olacak. Handikap 15'te bir koşu izleyeceğiz ki dişilere has olacak bu koşu. 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda bir araya getirecek. 10 tane safkanı start alacağı bu koşuda ben e, özellikle 5 tumalı Prenses Hira'dan iyi bir koşu bekliyorum. E, safkandan beklentim var. Bu tarz grupları aslında geçebilecek yetenekte bir safkan olduğunu düşünüyorum. Uygun kilosu ile beraber safkan dikkat çekiyor. Ahmet Çelik idaresi start alacak olan bu dişinin ben bu grubu geçebilecek yetenekte olduğunu düşünüyorum. Bu safkanın çıkış yarışı olabilir arkadaşlar. Günü ilk ayağında özellikle 5 numaralı Safgan'dan özellikle dediğim gibi iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 2 numaralı Elanor Rib arkadaşlar. Yine Müslüm Çelik idaresi start alacak olan bu safkandan yine etkili güzel bir koşu gelecektir. Günü ilk ayağı için ben de özellikle bu iki safkan biraz daha öncelikli yani iki tane e, safganı biraz daha ön plana atıyorum. Yani 5 ve 2 numaralı safkanlar arkadaşlar günün ilk ayağı için ben de biraz daha öncelikli olacak. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında ise beklentinin çok altında koşular koşan ama çok etkileyici Pedigriye sahip olan 1 numaralı Hibiskus arkadaşlar Ercan Çankaya idaresinde ters bir yarış çıkartabilir yine. 3 e, üç numaralı Narlıca güzeli de bir Yonaguska yavrusu olan bu Safkan'da Emrah Sincan idaresi yine son startını çok beğendim. Yine bir şansın olabileceğini düşünüyorum. Yani özellikle 5-2 rakip hanesinde ise arkadaşlar 1 ve 3 numaralı Safkanları gün ilk ayağında Şans safkan konumunda değerlendirebiliriz. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Mayden bir koşu koşacak. 1200 metre mesafe kumda start alacak 11 tane safkanı start alacağı bu grup için ben bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da son startında e, yarışın çok beğendiğim notlarım aslında aldığım 9 numaralı zida olacak ki dediğim gibi son startta ikinciliği bence mükemmeldi çok iyi bir yarış çıkarmıştı. Notlarım arasını almıştım ki bugün üzerine zaten usta jockey halis binmiş. Ben Safkan'a fark yaratacağını düşünüyorum ki son startın üzerinde Harun vardı. Gerçi o da çok güzel bir bilincilik yapmıştı. Bence çok güzel bir ikinci çıkartmıştı Safkan. Bugün için daha yetekli jokey ile beraber kolay kazanmasını bekliyorum. Grubun müzahidliği de söz konusu. Yetenekli Safkan 9 numara Zidane'ın arkadaşlar ben bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Kuponla da rahatlıkla Safkan'ı yalnız bırakabiliriz. Bu Safkan bu grubu kolay geçecektir. Günün ikinci ayağında arkadaşlar 9 numara Safkan bende geçilmez. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te bir koşu izleyeceğiz ki 4 yaşlı Arapları 1300 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuda 14 tane safgan start alıyor. Hemen hemen her son iki yarışında da tek verdim ki beni yanıltmayan bir safka olan 3 numaralı Yiğit kardeş arkadaşlar Müslüm Çelik idaresinde Yine kazanma noktasında şanslı gözüküyor. Safkan çok formda, çok etkili yarışlar yapıyor. Joker uyumu modu zaten oldukça uygun. E, bugün içinde ben yine etkili güzel bir koşu bekliyorum. Benim dediğim gibi normal şartlarda kazanmasını beklediğim bir safkan ama ben yanına alt yazacağım e, beklentimin olduğu e, safkanlar var burada özellikle e, kalitesinin altında koşular koşan son yarışlarında ama belli bir kalitesinin olduğunu düşündüğüm bir numaralı can katan mesela önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar biraz daha ağır kilo start alıyor olsa da Saadettin Boyraz idaresinde çok da ihmale gelecek bir safkan değil. E, belli bir kalitesi var safkanın bugün de o gün olabilir. Kalitesini yarışta yarışa yansıtabilir arkadaşlar. Yine 7 numaralı Şin'in Akın sözden idaresi star tacık olan Safkan yine beğendiğim Safkanlardan biri. Yine kuponunu da bulundurmaya çalışacağım. Her ne kadar uzun ay, uzun 3 aylık bir arası olsa da kaliteli Safkan yine 3 numaralı device arkadaşlar. Bir özgün antepsi olan bu Safkan yine yetenekli jokey Gökhan Kocakaya idaresinde şans verilebilir safkanlar konumunda gözüküyor. Eğer ne kadar 3 numaralı Yiğit kardeşi biraz daha ön planda tutsam da ben rakip hanesinde arkadaşlar 1 numaralı Can Katan, 4 numaralı Device ve 7 numaralı Şinin gibi safkanları arkadaşlar kuponumda eklemeye çalışacağım. Rakip hanesinde bu safkanları değerlendirmeye çalışacağım günün bu ayağında. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise açık 2'de koşacak 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 10 tane safkanın start alacağı bu koşu günün gerçekten en önemli koşusu. Aynı zamanda çok da zevkli geçmeye aday bir koşu. Ben burada özellikle 10 numaralı Hayalet Kız'dan bahsedeceğim ki safkan arkadaşlar hemen hemen her yarışını iyi koşuyor ki zaten 14 tane koştu koşunun 5 tanesinde kazanmış. 8 tanesinde ikinci gelmiş. Yani bir kere de üçüncülüğü var. Safkan neredeyse tüm yarışlarında arkadaşlar ilk 2'yi bozmuyor gibi. Çok gelişti, geliş, çok kaliteli bir, çok güzel bir istatistiki var Safkan'ın. E, Safkan zaten çok kaliteli. E, bu tarz bir grubu bence geçebilecek de yetenekli. Sadettin Boyraz beraber start alacak ki daha önceki yarışların tamamını Ahmet Çelikle beraber yapmıştı. Tempo yarışlarını iyi yönetebilen Sadettin Boyraz beraber iyi de bir uyum sağlayacağını düşündüm. 10 numara hayalat Kız'dan çok etkili güzel bir koşu bekliyorum ki bu safkanın kazanması bende normal sonuçtur arkadaşlar. Dediğim gibi 10 numara safkan özellikle ben de çok ön planda olacak. Bu safkanın kötü koşması durumunda veya bu safkan bugün için geçecekse arkadaşlar grup biraz daha karışıyor. Birçok safkana şans verebiliriz. Altımalı Malones yine Halis idaresinde şanslı olmaya aday. Üstümalı Ahmet Meyli Hışman Çizik idaresinde. 2 numara Angels Boy yine Müslüm Çelik'le beraber her ne kadar son startında kolay grupta kazansa da ara sonrası iyi döndü. Bu tarz bir grubu yine etkili bir koşu koşabilir arkadaşlar. 2 numara Angels Boy yine Müslüm Çelik'le beraber değerlendirilmeli. Daha sonrasında yine birçok safkana şans verilebilir. Yani 4 numara Deli Tahir'i kuponları yazabiliriz. Yani dediğim gibi grup biraz karışıyor arkadaşlar. Ben özellikle 10 diyorum. Daha sonrasında da daha az geçmek isteyen arkadaşlarımız için 6 ve 2 numaralı safganları da rakip aynasında muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında dediğim gibi bu zevkli koşuda arkadaşlar birçok safkanın kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Made bir koşu koşacak ki 3 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 12 tane Safkanın start alacağı bu koşuda 7 numaralı Sapsı bilindiği gibi daha önceki yarışlarında çok yüksek AGF oranlarıyla çıktı ama bir türlü meydana veda edemedi. Bugün için bu grubu artık geçecektir diye düşünüyorum. Yine küçük kuponlar için risk edilebilir konumda gözüküyor Safkan. E, kaliteli bir safkan zaten. E, beklentinde olduğu bir safkan. E, son yarışlarında da iyi koşuyor ama bir türlü kazanma noktasında eksik kalıyor. E, 7 numaralı Safkan'ı burada dediğim gibi küçük kuponlarda arkadaşlar risk edilebilir ama ben rakip hanesinde yine 1 numaralı Alat Fardan arkadaşlar Mehmet takke üzere beraber ikinciliğini beğendiğim safkanın 3 aylık bir arası olsa da bu tarz bir grupta değerlendirilebilir, değerlendirilebilir olarak görüyorum. İki malı Ball of Fire arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam son koşusunu iki, yazı da yapmıştı. Güzel bir ikincilik çıkartmıştı Safkan. Bir natif kan temsilcisi bugün için bu grupta Saadettin Boğraz idaresinde yine rakip e, şanslı Safkan konumunda değerlendirilebilir. Ve son olarak da 4 malı Flash Fast'tan bir hakim temsilcisi olan Safkan'ı yine Ahmet Çelik idaresinde arkadaşlar kuponlarımıza yazabiliriz. Yani 7 malı Safkan çok önceliğim olsa da 1, 2 ve 4 numaralı safganları da geniş oyunlarda arkadaşlar değerlendirilebilecek safganları olarak görüyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise şart 3'te koşacak 4 ve yukarı İngilizleri 2100 metre mesafe kumda bir araya getirecek olan bu koşuya 15 tane safgan start alacak. E tabi grubun kaliteli bir isim var. Bu da 1 numaralı Çekoday'ı. Çok uzun bir arası var arkadaşlar. 7-8 aylık bir ara sonrası start görecek safgan. Ve aynı zamanda ilk defa da Kaba açıkacak çıkacak. Daha önce sentetik betim performanslıydı bilinen Safkan bugün için ilk defa kaba kum performansında görmüş olacağız. E, Safkan kaliteli zaten normal şartlarda dediğim gibi hazır gireceği bir koşuda bu grubu çok kolay geçmesi beklenir ama bu kadar ara vermiş bir safkana ya at yazmanın doğru olacağını düşündüğüm için ben özellikle burada 7 numaralı Kuampo arkadaşlar bir Kaptır yavrusu olan Safkan'ı Vedat Abiş beraber beğendiğim Safkanlardan biri. Muhakkak bulunduracağım bu mesafeyi iyi koşabiliyor. Yine 11 numaralı Alan Kandros arkadaşlar yine Samet kuşla beraber ve 12 numaralı Texas Ranger Müslüm Çelik idaresinde mesafeyi iyi koşabileceğini düşündüğüm bu safkanları da rakip ailesinde arkadaşlar kuponumu eklemeye çalışacağım. Yani bir numaralı çek odayı önceliyim. İyi koşması durumunda galoplarında iyi işler gördüm safkandan gerçi ama yine de dediğim gibi aradan etkilenebilir. Ama rakip ailesinde özellikle 7, 11 ve 12 numaralı safkanları arkadaşlar geniş kuponlar için değerlendirmek doğru olacaktır Adana programı için. Arkadaşlar benim Adana ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar herkese yarın için bol şans diliyorum.